Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneyolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Size yine şöyle iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Şu ilk önce iğne yasını göstereyim. Bakın o kadar kolay ki herkesin yapabileceği çıtı pıtı bir tane de arasına böyle minik pipirikten oluşan çiçek bırakıyoruz. Çiçeklerimizin arasına. Bu modeli sizler için tığa çevirdim. Benim çevirmiş olduğum modelim de şu şekilde oldu. Evet. Benim sizler için hazırlamış olduğum modelim de bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şöyle. Birebir aynısını şöyle zincir olarak yaptım. Şuralar tabii ki ilmek olarak da yapılabilir. Böyle pipetin ucuna veyahut da tığının sap kısmına böyle arka tarafına İlmek toplanarak da yapılabilir. Evet, şöyle kalıp gibi ütüye uygun olsun diye. Çünkü çoğu kimse o ilmekleri düşüremiyor arkadaşlar. Kullanış açısından kolaylık olsun diye bu şekilde zincir olarak hazırladım. Bakın birebir de aynısını tasarladım. Çok da güzel oldu. Kolay bir iğneden tığa modelimiz oldu. Şöyle arka tarafında göstereyim ütüye uygun. Evet, şöyle. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut, oradan izleyebilirsiniz. Evet, şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ve 3 tane zincirden 5 tane bu şekilde tığ battı hazırlayarak başlıyoruz. İlk başlarken bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Tabii önceden ipimizi güzelce esnetip sıkı sıkı da zincirlerimizi çekerek bu şekilde zürafa gibi tığ battılar hazırlıyoruz. Şimdi bir zincirimi çekip ters tarafına döndüm. Ben tığ battımın içine girip sabitliyorum sık iğne ile. 5 tane zincir çekiyorum. Ve yandaki tığ battıya girip bu şekilde yuva oluşturuyorum. Bakın 3 tane kaldı. Ara mesafesi ara suyu olarak bir zincir çekerek hemen bu şekilde sık iğne ile dönüş yaptım. Kirpikler güzel duruyor bu sık iğneyi yaparsanız. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 5, 6 ve 7. 7 zincirimi kapatıyorum. Bu ilk kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İkinci kirpik. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zinciri yuvanın içine sabitliyorum. Şimdi dördüncüyü de arkadaşlar trabzan olarak yapacağım. Şöyle 3 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 3 seferde 1, 2 ve 2. Evet bakın dördüncü kirpiği bu şekilde yapıyoruz. Şu geri dönüp 3 veya 4 zincirle yukarı çıkmaya uğraşmayalım diye direkt trabzanla yukarı çıkma işlemini yapıyoruz. Evet şimdi 3 zincirle dönüşümü yaptım. Hemen ilk bu yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Zincir çekip başa kadar denedim arkadaşlar. Çok kaba durdu. O yüzden bu şekilde yuvalar yaparak ilerliyorum. Şöyle 3 zincirimi buraya kapattım. Tekrar 3 tane yuva oluştu. Bu 4 tane kirpiğin üzerine. Evet. Şöyle 3 tane yaptık. Yine bunun üzerine 3 tane daha yuva yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir. Köşelerin dönüşlerini 4 zincirden yapıyorum. Direkt ortadaki yuvaya kapatıyorum. Bakın buraya kapattım. Köşede bir yuva oluşturdum. 3 zincir. 3 zinciri aynı yuvanın içerisine sabitliyorum. Burada bir tane daha yuva oluşturdum. O da şu çiçeğim için. Bakın orta kısmındaki. Ve şu küçük pipiriğim için yuva. Evet. Şimdi 3 zincir. Çimenimiz bu kadar.
ve 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. 8 zincirimi hemen bu yanındaki, bakın buradaki boş olan tığ battıya kapatıp artma işlemini, aşağı inme işlemini bu şekilde gerçekleştirdim. Şimdi 5 tane tığ battı yapalım. Şöyle yavaş yavaş anlattığımıza göre azıcık hızlanalım. 3 zincir, 2. tığ battı. 1, 2, 3 zincir, 3. tığ battı. 1, 2, 3 zincir, 4. 1, 2, 3 zincir, 5. 5 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. İlk seferde aynen bu şekilde başlıyorduk arkadaşlar. 5 tığ battıdan sonra dönüp en son yaptığımız tığ battıya sık iğne ile dönüş yapıyorum. 5 zincir. Yuvayı 5 zincirin üzerine kuruyoruz. Hiç tığ battı atlamadan hemen yandaki tığ battıya giriyorum. 3 tane de ara mesafesi bırakıp şöyle bir zincirle yuvanın içerisine sık iğne yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Buraya yuvanın içerisine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 3. 3 tane tığ battıdan sonra 3 tane de zincir çekip 4. bu pipiri arkadaşlar trabzanla yapacağım. Tığ bir defa doladım. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2 trabzanı oluşturdum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Hemen dönüşler 4 zincirle yapıyorum. Gerisi 3 zincir. Üç zincir. Dört tane pipiriğin üzerine yine üç tane yuvayı kurduk. Dönüş olduğu için dört zincirimi çekip direkt ortadaki yuvaya geçişimi yaptım. Ve üç tane zincir çekiyorum. Bir ve üç. Kapatıyorum. Bir, iki, üç zincir. Kapatıyorum. Yine 3 tane arkadaşlar. Burada yuvamız oluştu. 8 zincirle aşağı iniyorum. 6, 7 ve 8. Hemen buradaki yanındaki boş olan tığ battının içerisine kapatıyorum. Evet. Şöyle ikinciyi de yaptık. Bakın 2 tane bu şekilde çimenimizi oluşturduk. Şimdi bir tane daha yapalım. Yandaki tığ battıya sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Yandaki tığ battıya sabitledim. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 4. 1, 2, 3 zincir. 5. 5 tane tığ battımız hazır. Şöyle bir zincirle dönüşümü yapıp hemen sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. 1 zincirle dönüşü yapıp 5 zincirle yuvaya sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Kapatıyorum. Bu 1. 3, 4, 5, 6 ve 7. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2. Bakın 3 taneden sonra 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzan olarak 4. kirpiği oluşturdum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Çevirdim.
Burada kirpiklerin üzerine yuva yapılacak. 3 zincir kapattım. 3 zincir sıradaki yuvaya kapattım. 4 zincir hemen çevirdim. Buradaki kirpiğin üzerine sabitledim. 3 zincir. Ortadaki yuvaya bir tane daha giriyorum. Şöyle minik bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. Bu şekilde. 8 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battıya boş olana kapatıyorum. Şöyle. Evet, bunu da tamamladık arkadaşlar. Şimdi 5 tane tığ battı yapılacak. Ve sonra yuva kurulup devam edecek. Şöyle. Bu 2. Bunu ben 5'e tamamlayayım. Ve çiçeğimize geçelim arkadaşlar. Evet. Evet, şöyle. Ters tarafını yine çeviriyorum. Çiçeğimizden sonra bu pipirikli ara suyunu bırakıp şöyle ikincisinin içerisine giriyorum. Pembe renkten yapacağım. Şöyle mavi, turuncu, pembe güzel olacak arkadaşlar. Bu 3 zincirli yuvaya sabitledim. Sık iğne ile 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Aynı bu ortadaki yapmış olduğum yuvanın içine böyle 7 zincirden bir tane yuva yapıyorum. Bir zincirle de dönüşümü yapıp şöyle kirpikler sık iğne ile olunca güzel duruyor arkadaşlar. Bir tane bir zincirle sık iğne dönüşü yapmayı unutmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 zincir küçük gibi, 7 de büyük gibi. 6 gayet ideal kirpik boyutu oluyor. Benim el ayarıma göre arkadaşlar yine de söyleyeyim. Siz ister 7'den 5'ten 4, 5 ve 6. Toplamda buraya 6 zincirde 7 veya 8 arkadaşlar. Ben 8 yerine 7 yapmışım, sökmedim. Çünkü iğne oyasında 8 tane kirpik vardı burada. Gösterdiğim resimde de görmüşsünüzdür. 6 zincir, 5. kirpiğim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir, 6. kirpiğim. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buraya sabitliyorum. 3, 4, 6, 7. 7 tane oldu ya arkadaşlar. Şöyle güzel dursun diye. Baştaki sık iğne gibi sonra da sık iğne yapıyorum ve koparmadan önce bu 3 zincirli yeşil yuvaya da sık iğne yapıyorum. Şöyle dibine de bir tane zincir çekiyorum. İpimi kopardım. Bu şekilde bakın. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi buraya ilmek yapmak isteyenler böyle çay kaşığı karıştırıcısı tahtasıyla veyahut da bu tığın demir taraf demir olan tığının arka tarafıyla bu şekilde 8 tane ilmek de olur arkadaşlar. Mekik gibi böyle pipirikler olur. Evet, şuraların hemen 5'er zincirden kirpiklerini de yapalım. Evet, yine bu ortadaki 3 zincirin içerisine sık iğne ile sabitledim ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri buraya yuvanın içerisine girip minicik bir tanecik kirpik yapıyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane denedim. Şöyle iğne zarafetini vermedi. Oyayı farklılaştırdı. O yüzden bir tanesi güzel durdu. Böyle nokta gibi. Bu da farklılık kattı bu büyük kirpiğin yanına. Evet. Şunu yakayım bakalım hemen. Evet, tamamladık arkadaşlar. Bakın yapılış şekilde bu kadar kolay. Şöyle kirpiklerden çimen, kirpiklerden çiçek, böyle zincirden
Konuşamadım arkadaşlar. Zincir yapmayı bilen herkes bu modeli yapar. Modelimiz bu arkadaşlar. Çıtı pıtı, çok tatlı, hoş bir model oldu. Şöyle bir de sallantılı haline bakıtayım. Hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle yaktığım kısmı da alayım. Ara suyu olarak şu bile arkadaşlar minicik şey bile bir hareketlilik katıyor. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yapılası modellerden bir tanesi diyebilirim. Kalıp gibi ütüye uygun, hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle. Arkadan şöyle ütülendiğinde çok güzel olacak arkadaşlar. Bu ışık yansımasını şekilde biraz uzaklatayım. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak şöyle destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çiçek bahçesi gibi oldu. Gerçekten çok hoş oldu da inşallah güzellik size yansıyordur arkadaşlar.